Şinasi, senin ne işin var burada? Ben de onu sana soracaktım. Senin ne işin var bu herifle burada? Birincisi, izinsiz masam oturulmasından pek hoşlanmam. İkincisi, buna alışsan iyi olur. Yani Neriman'la beni bir arada görme. Üçüncüsü, bir daha karşıma çıkarsam o kadar kibar davranma. Şinasi, lütfen. Ne yaparsın? Babanı mı çağırırsın? Şinasi, Macit, lütfen. Oğlum bak, bir daha seni bu kızın yanında görmeyeceğim. Şinasi. Şinasi, bırak. Git buradan. Rezil ettin beni. Gördüğün gibi bu hikayede sana artık yer yok. Oturun. Bırak. Tamam. Sakin ol lütfen. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Macit. Fazla zamanım yok. Neriman, ikimiz de şu an biraz gerginiz. İstersen başka bir zaman konuşalım. Hala anlamadın değil mi? Başka zaman diye bir şey yok Macit. Başka bir yer, başka bir buluşma yok. İkimiz diye de bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Bana pek öyle gelmedi Neriman. Avcumun içinde titreyen elini hatırlıyorum mesela. Nefesini hatırlıyorum. Her şeye rağmen güzel vakit geçirdiğimizi hatırlıyorum. Bitti mi? Gitmek mi istiyorsun? Kalmak istemiyorum. Gördüğün gibi bu hikayede sana artık yer yok. Neriman, iyi misin? Hiç iyi değilim Fahriye. Ne oldu? Şinasi geldi. Ne? Hadi gel gel. Ay Şinasi ya. Macit. Evet. Neredesin? Konuşmamız lazım.
Konu başlığını alayım. Pelin ve sen. Geliyorum Onur. Üzme artık kendini Zehra. Düzelir inşallah. Zehra teyze, Aslı nasıl? Ay Aslı'yı orada seviyorlar mı, dövüyorlar mı, sövüyorlar mı? Çok merak ediyorsundur değil mi? Fahriye. Fahriye hadi yukarı. Gülter ablacığım ben bir şey demedim ki. Ben diyorum ki işte burada birlikte oturalım, kendi aramızda konuşalım ama başka hiçbir şey yapmayalım. Bu karanlık böyle iyi Zehra teyze. İyi. Zehra, sen onların kusuruna bakma. Çocuk onlar ayol. Güle güle Zehra. Tüh size. Kadının ciğeri yanıyor ciğeri. Bir damla su isteyen yok sizden. Yeter ki ateşe odun atmayın. Biz sadece Zehra teyzeyi anlamaya çalışıyoruz. Sizin Zehra'yı anlamanız için hayatın hızarından geçmeniz lazım. Ne yaşadınız bugüne kadar? Ne gördünüz ha? Etinizden et, canınızdan can koptu mu? Sizin Zehra'yı anlamanız için doğan değil doğuran olmanız lazım. Ana olmanız lazım ana. Etinizden et. Dilinizden ah, ibrete alemden de ders çıkarmanız lazım. Zehra teyzeye bir şey söyleme artık. Ben de bu sabah çok üstüne gittim. Gerçekten iyi değil kadın. İyi tamam demiyorum bir şey zaten. Anlat sen ne oldu? Şinasi'yi nereden buldunuz? O bizi buldu. Biz Macit'le oturuyorduk karşılıklı. Ondan sonra o da geldi yanımıza oturdu. Şinasi. Bizim bildiğimiz Şinasi. Evet. Macit'le çok kötü kavga ettiler Fahriye. Ortalık birbirine girdi. Pes. Şinas'taki aşka bak. İyice gözü körleşti bu çocuğun. Sen de bir karar ver istersen Fahriye. Yok ben artık bir daha Şinas'ın aşkından şüphe edersem taş olurum vallahi. Allah korusun. Allah da korumuş beni yani Neriman söyleyeyim. Bir daha karşıma çıkarsan bu kadar kibar davranma. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Şinasi lütfen. Ne yaparsın? Babanı mı çağırırsın? Şinasi. Macit lütfen. Oğlum bak. Bir daha seni bu kızın yanında görmeyeceğim. Şinasi. İyi misin? İyi görünmüyorsun. Çok fazla vaktim yok Onur. Lütfen kısa kes. Ya senin kadar sadece kendiyle meşgul bir adam görmedim Macit. Biraz kendinden zaman bulup etrafına bakabilir misin? Mesela Pelin'e. Açık konuş Onur. Macit, Pelin bir oyun oynuyor. Ha şu... Senin de dahil olduğun saçma oyundan bahsediyorsan haberim var Onur. Neden bir şey söylemedin? Sizin saçma sapan oyunlarınıza ayıracak vaktim yok benim Onur. İkinizin birlikte olduğuna inanabileceğimi nereden çıkardınız? He? Bu oyuna nasıl dahil olduğunu bilmiyorum ama... Sana çok kızgınım Onur. Ya Macit, Pelin o gece çok kötüydü.
Sen balkonda telefonla konuşurken küçük çaplı bir sinir krizi geçirdi. Onu daha önce hiç öyle görmemiştim. Sen balkonda kiminle konuşuyordun Macit? Neriman'la mı? Şinasi masaya yumruk attı Fahriye. Of, Fahriye şu olanları görüyor musun? Neriman sen dua et, o yumruk Macit'in suratında patlamadı. Peki bir şey diyeceğim sana. Sen neden Macit'i dinlemedin? Konuşulacak bir şey yok çünkü. O bana aşık olduğunu sanıyor. Sen de Macit'e aşık olmadığını sanıyorsun Neriman. Onur, çok sıkıntılı bir günündeyim. Lütfen artık kapatalım, tamam mı? Macit, Pelin'in üzerine gitmeden, onu daha fazla üzmeden sonlandır, olur mu? Zaten yeteri kadar yıprandı. Oyun oynayan kaybedince sonuçlarına katlanır olur. Bitti. Selam. Nasılsın canım? Fahriye yeter. Macit konusu kapandı artık. Bir daha birbirimizi görebileceğimizi bile sanmıyorum. Macit. Ben şaka yapmıştım. Gerçekten söyleyecektim. Şaka yapmak istedim. Ama Onur benden önce davranmış. Şaka. Senin şaka anlayışın bu mu Pelin? Herkesi kendini rezil etmek mi he? Konu sen olunca herkes dediğin kişiler benim rezil olmama alışkınlar zaten Macit. Pelin yeter. Hala çocuk gibi davranıyorsun, yapma. Macit. Pelin. Çok sıkıldım artık. Gerçekten sıkıldım, dinlemek istemiyorum. Lütfen çıkar mısın? Lütfen. Seni üzmek istemiyorum Pelin. Tamam mı? Unutalım mı? Ben de senin şefkatini istemiyorum. Oturun lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Ay. Su getireyim mi size? İster misiniz? Seninle daha önce karşılaştık mı? Sanmıyorum. Ben size su getireyim hemen. Macit, ben bütün bunları sana Pelin'e canının istediği gibi bağırıp çağırsın diye anlatmadım. Anladın mı? Gör istedim. Tehlikeyi. Pelin hala 5 yıl önceki Pelin gibi davranıyor Onur. Öyle mi? Ya sen? Beni buradan götürür müsün Onur? Gel.
Tövbe. Nasıl olmuş? Kötü mü olmuş anne? Beğenmedin mi? Ha, ne gereği vardı şimdi? Nereden aklına geldi? Bilmem. Yani öyle canım sıkıldı. Yıllardır hep aynı yüze bakıp duruyordum. Güzel oldu ama ya, ben beğendim. Neriman'dan özendin değil mi? Ben burada Aslı'yı düşüneyim, sen git saçınla başınla uğraş. Aslı'yı ben de düşünüyorum anne. Bir an aklımdan çıktığı yok. O benim canım ciğerim. Ama benim saçım mı Aslı'yı geri getirecek? Ben miyim Aslı'yı orada bırakan? Rizat Allah aşkına. Canım burnunda zaten. Bir de seninle saçınla başında uğraşmayayım şimdi. Bir parça mutluluk kırıntısı bile çok bana değil mi? Uzun zamandır. İlk defa bugün. Azıcık gülümsedim biliyor musun anne? Ama benim neyime gülümsemek, hayal kurmak bana? Ben kimim ki? Kimsenin görmediği Nezahat. Nezahat, dur kızım, ben Aslı'ya çok üzüldüm de o yüzden, yoksa... Bir tek sen mi biliyorsun acı çekmeyi, ha? Sen anasın, ben taş mıyım? Çok güzel olmuş, yapma kızım, dur. Bir parça gülümsedim diye acım dindi mi sandın, ha? Böyle iyi mi? Oldu mu? Beğendin mi? Güzel, yapma kızım, dur. Yok yok, dur dur dur. Olmadı değil mi? Hasan efendi merak ettim. Ulaşamıyorum. Şirkete gelmiş. Bir ara sana da uğramış. Sonra kayboldu. Kızım nerede, haberin var mı? Evet. Onur'la çıktılar. Macit. Kızım üzecek bir şey olmadı değil mi? Selim Bey. Pelin ve ben. Aslında biz... Selim Bey, konuklarınız geldi efendim. Toplantı salonunu aldık. Teşekkür ederim. Macit, sen ve benim küçükken bir yerlere gitmek istediğinizde sana ne söylerdim hatırlıyor musun? Beni sana emanet.
Geçer mi? Anlamadım. Sen de aşk yüzünden çok acı çektin. Bu şey... acı. Ne zaman geçer? Sen ne zaman unutursan o zaman geçer. Ne gülüyorsun be? Sen unuttun mu Onur? Aşık olduğun o kadını unutabildin mi? Unuttum. Hadi oradan. Unutmamışsındır. Aşk. Öyle unutulur bir şey değil. Evet, önce unuttum sanırsın. Ama sonra bir elektrik çarpması. Bir küçük dokunuş. Bir güzel söz. Her şeyi yeni baştan başlatır. Unuttum diyorum Pelin. O yara çoktan kabuk bağladı. Hatta yeni bir aşka yelken açacaktım. Ama bir süre ara vermek zorunda kaldık. Gerçekten mi? Kim bu kız? Çok güzel bir peri kızı. Yazık olacak peri kızına. Neden? Çünkü eski aşkının gölgesi hep aranızda dolaşacak. O kız. Eski acı. Eski sevgili. Şimdi karşına çıksa. Gözlerinin içine bakarak sana seni seviyorum dese. Seni çağırsa Onur. Gitmez misin? Hayırdır? Cisminizden uzaklara gitmişsiniz. O baktığınız nokta var ya... sizin şu hayatta soru işareti olmanıza neden olabilir. Ünlem. Hadi naş. Tatlı yer misin? Aa, ne tatlısı? Sarma. Buralarda senin kadar meşhurdur kendisi. İyi, olur. Yiyelim bakalım. İyi. Yeryüzünde böyle huzur dolu yerler de varmış. Var, evet. Ama sen gürültülü yerleri seversin. Ne biliyorsun? Belki kalbimin gürültüsü duyuyorsun, istemiyorum. Benim Macit sana kızmakta haksız değil, biliyorsun değil mi? Evet, ne yazık ki biliyorum. Sen de hatırlatmasan olmaz mı? Yaptıysan bir nedeni vardı. Aşk. Geç oldu, kalkalım mı? Tamam. Onur. Ben Macit olmadan yaşayamam. Biliyorum Pelin. Biliyorum. Sen yemiyor musun? Bende şeker var. Birazcık bile mi yemiyorsun? Bir lokma yiyince bende tavan yapıyor. Yazık. Kıyamam. Vay. Demek elimden zehir olsa yiyeceksin. Öyle mi? Doğrudur. Bunu unutmayacağım.
Neriman. Başka bir şey bulamadın mı kızım çizecek? Neden? Gören olursa ayıp. Halam, fotoğraf değil bu. Çizim. Gülter. Efendim abi. Uzak gözlüğümü bulamadım. Temizlik yaparken ben çekmeceye koymuştum. Ah be çocuğum ah. Artık boşuna bakma, aramaz. En iyisini yaptım. Ay sen adamı anlamadan, dinlemeden kovala, ondan sonra en iyisini yaptım da öyle mi? Bravo Neriman, bravo. Ya Fahriye, Macit bana aşık olamaz. Lütfen buna inanmamı bekleme. Ay Neriman neden? Neden? Aa! Sen zaten Gülçer ablanın dolduruşuna geldin, yoksa bal gibi inanmıştın aşık olduğuna. Fahriye, Macit beni tanımıyor. Ya doğru düzgün tanımadığı birine 3 günde aşık oluyorsa bırakıp giderken hiç zorlanmaz. Ha, sen Macit Harcıoğlu'nun seni terk etmesinden korkuyorsun. Aferin Fahriye, aferin. Ya tamam, 2 dans ettik, 1 resim yaptık. Çok güzel vakit geçirdik diye o bana, ben ona aşık olamam. Kalıcı şeyler değil bunlar yani, kimse kandırmasın kendini. Doğru ya, haklısın. Kimse kimseyi kandırmasın yani, doğru. Zaten İsviçreli bilim adamları araştırmış. İlk görüşte aşk yalanmış Neriman. Oh, hangi birinizi düşüneyim bilmem. Sinirin geçti mi kızım? Yine ne oldu? Şey diyecektim. Ama sen şey değilsen kalsın. Şinasi yok ortalarda. Sabah çıktı evden, aramadı da. Hiç böyle yapmazdı. Ben kaç kere aradım, cevap vermiyor. Okula da gitmiyor kaç gündür. Telefonu kapalı şimdi de. Ben de merak ettim. Bir kızın peşinde aklını kaybetti çocuğu. İyi akşamlar Gülter abla. Güle güle kızım. Merasimin bittiyse gidelim mi canım? Bitmedi canım. Bekle. Fahriye, senin özel şoförün yok. Benim asabımı bozma. Ay canım ya. Sen bazen böyle ne tatlı bir agresif oluyorsun. Alo. Canım benim yarın bütün gün evde işim var. Hayda. Yok ben de bilmiyorum. Tamam, tamam, tamam. Gir içeri, gir, gir. Cihan karar ver istersen. Şinasi ortalarda yok. Ben bir ona gidip bakayım, sonra gelir alırım seni. Saat de çok geç oldu. Nerededir ki şimdi Şinasi? Nerede arayacaksın onu? İşte ben de sana onu soracaktım. Nerede bıraktıysan. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Gözün aydın İsmail.
Hayrola? Ege'nin hamile kalmış. Tövbe tövbe ya. Böyle kapazına söylenecek laf mı bu kader bak. Kızı utandırdın ya. Aman. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hayırlı olsun. Sağ ol baba. Ay, aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Çık odadan koşun masaya. Allah analı babalı büyütsün gelin. Sağ ol baba. Bana bak, ayağını denk al. Yine ne yaptım şimdi? Kocama öyle masum, iyi gelin ayakları yapma. Hepimiz biliyoruz senin ne mal olduğunu küçük hanım. Hareketlerine dikkat et. Gönderirim ananın evine seni. Hay, onlar da seni bırakıp gitmişlerdi değil mi? Sana bundan başka kapı yok kızım. Gir odana. Gir içeri, kapa kapıyı, çıkma dışarı. Hadi. Odasından çıkmıyor, görüyor musun? Yemeği de odasına istedi prenses. Sakın elleme yatsın kızcağız. Bütün gün yiyip içip yatıyor zaten. Sen hiç merak etme. Kül kedisi. Gene tarih yazmışsın bugün. Ay şarika, sen başlama bari. Şinasi kayıp ya. Bunun aklı onda şimdi. İter kakar şinasi, yine de onsuz yapamaz işte. Fahriye, merak ediyorum. Sen olsan merak etmez misin? Etmem canım. İlla merak edeceksem de Macit'i merak ederim. Haklı. Evet haklıyım. Şinasi kabalık yapmış. Niye? Macit'in ne suçu var yani, değil mi Şahika? Paylamış paylamış göndermiş adamı. Yani şimdi aslında o konuda da haklı. Çünkü yani erkek milletini koşturacaksın, öyle boş bırakmayacaksın. Şahika at mı bu? Ne öyle koşsun boş boş? Ay, ay aman. Aa, o ne be? Canım bu. Kaçan keyifleri geri çağırma alipte. Al kız. Fahriye. Kalk. Kalk kim? Kalk, kalk, kalk. Çal bakayım.
Bizi yakamasam da cızlatırım diyorsun ha? Mektepli. Olmuyor böyle be. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Ne iş? Yine ezdi geçti mi? Bu sefer ikisi birden. Neriman düşürdü, Macit vurdu. E oğlum sen ofsayttan gol olmuşsun be. Serseri. Hadi kalk gidiyoruz. Mektepli be. Hadi yanık bir şey söyle. Oğlum benden yanığı mı var? Oğlum sen kavruksun. Şöyle dumanı üstünde tüten bir şey söyle. Kardeşim. Ayrılık, ayrılık. Aman ayrılık. Her bir dertten ala. Yaman ayrılık. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeyecek misin? Şirketle hallederim. Kerim, bir kahve iç, öyle çıkarsın. Lütfen. Ne var İnce? Ne öğrenmek istiyorsan acele et. Şirkette gücümüzü neye kaybettik? Hisselerimize ne oldu Kerim? Şimdilik bir şey olduğu yok. Çünkü henüz Selim olanların farkında değil. Ortağımın bari işlerden anlamamasına ilk kez seviniyorum. Senin anlaman bizim için büyük şans. Borsada çok kaybettim. Yabancı bir şirket sadece 5 günde sıfırladı beni. Özetle şirketteki hisselerim içi boşaldı. Yerine koymak zor. Hatta imkansız. Asistanın Figen Hanım'ın bu olanlardan haberi var mı? Evet, var. Birlikte bir çözüm arıyoruz. İkinizin birlikte bulduğu çözüm, oğlumu Pelin'le evlendirmek mi? Macit de Pelin'le evlendiğinde Selim hisselerinin önemli bir kısmını Pelin'e devredecek. Selim'in hisselerinin bölünmesi şart. Başka şansımız yok İnce. Günaydın. Günaydın canım. Biz de Pelin ve senden söz ediyorduk. Ha, Macit, Onur'la Pelin nasıllar? Eskisi gibi, arkadaşça. Yani? Yani yine Pelin'in saçma sapan oyunlarından biriymiş. Seni kıskandırmak için yapmış değil mi? Hiç şaşırmadım. Pelin'in senden vazgeçmeyeceğini söylemiştim sana. Anne, Pelin bu defa çok ileri gitti. Ne yapsın tatlım? Pelin sana çok aşık. Evet, her şey yoluna girdiğine göre Macit bir an evvel Pelin'le... Sen bu rüyanda ne zaman vazgeçeceksin baba? Bana bak, benimle düzgün konuş. Karşında baban var senin. Babam olman bana her istediğini yaptırabileceğin anlamına gelmez. Macit, lütfen. Otur yerine. Kim? Hiç sırası değil. Hiç duymadım. Büyüyünce şarkı olacak. Şinasi. Okulu çok boşladın. İçimden gelmiyor abla. Şimdilik böyle iyi. Toparlan biraz. Böyle devam etmez. Okula dönmelisin. Sen kendine ne yapıyorsun Şinasi? Benim bir amacım kalmadı abla. Bir gün bir adam çıkıp geldi. Ömrüm boyunca her gün küçük küçük büyüttüğüm bütün hayallerimi bir gecede elimden aldı.
O zaman kendine yeni bir amaç bul Şinasi. Nezahat! Nezahat! Bak, yeni bir gün başlıyor. Yeni. Hadi kalk, toparlan artık. Aman be, iğne kırıldı. Şurada olacaktı, sen çıkar onu da ben yenisini getireyim. Şinasi okula mı? Yok anne, buralardayım. Ha, Aslı nasıl? O gün konuşamadık. İyi maşallah. Anne olacak ya, heyecanlı tabii. İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Anlamadım ki. Sevinirken bile ağlıyorsunuz. Yavrum, iki evin de ilk torunu, ilk Mürvet. İnsan heyecandan ne yapacağını bilemiyor. Anne, siz uygun bir zamanda Kader Hanımlara haber verin. Hayırdır, niye? Böyle el gibi olur mu? Göz aydına gidelim, hem Aslı da sevinir. Ya, sevinir çocuk. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapacağız anne? Biz eskiden böyle değildik. Sen hep beni sevdiğini söylerdin. Ölürdün kız benim için. Ha? Yalan mı? Hani az beklemedim seni okul önlerinde. Böyle koşa koşa gelirdin beni görünce. Gülerdin. Unuttun mu bütün bunları? Unuttum Emre. Seninle ilgili her şeyi unuttum artık. İyi, hatırla o zaman. Seninle ilgili tek bir günü hatırlıyorum. O da bırak beni istemiyorum dediğimde bana bu iğrenç duyguyu yaşattığın o günü. Amma abarttın ha. Ne oldu yani, evlendik işte. Hem düğün bile yaptık. Yüzün gülsün artık biraz. Bak benimlesin. Sana inanıp bu harabe binaya girdiğim güne lanet olsun. Dua et. Karnında bebeğim var. Yoksa o günü tazelerdik. Emre biraz yavaş ol. Düşeceğim, ne yapıyorsun? Emre. Aslı bir kerecik öpeyim ne olur ya. Çok özledim bebeğim. Bak bir gören falan olacak. Zaten çok geç kaldım. Hadi gidelim. Aslı. Ne oldu canım? Şuraya girelim mi? Neden? Orada kimse görmez bizi. Saçmalama Emre. Hadi gidelim. Yoksa burada öpeceğim. Ya deli oluyorum, ölüyorum ne olur. Emre. Ya bir öpücük için amma yalvardın Aslı ha. Sen bana güvenmiyor musun? Emre ne pis bir yer burası ya. Hadi gidelim. Ama sen çok güzelsin. Yavaş ol Emre ya, hayvan mısın? Değilim. Tamam, düşecek. Tamam, tamam. Benim gerçekten çok canım sıkılmaya başladı Emre, lütfen gidelim. Tamam, gideceğiz. Ya ne yapıyorsun, bırak beni. Tamam, gideceğiz. Emre dur, ne yapıyorsun? Nasıl gideceğiz? Bırak beni, bırak. Ya ne yapıyorsun Emre, yalvarırım bırak beni. Emre ne yapıyorsun? Thank you.
geldim. Hiç duymamışım. Neden acaba? Bakayım. Ay Neriman, için kararmış senin? O fal değil canım. Arayan soran var mı? Yok. Ha, fırtına öncesi sessizliği. Fahriye ağzını hayra aç. Cihan bir şey söyledi mi? Şinasi neredeymiş? Yani bütün gece sıkıştırdım durdum ama sır verip sır vermedi yani. Dün Macit'e nasıl kafa tuttuğunu görmeliydin Fahriye. Biliyor musun ben şaşırmıyorum Neriman. Bak aşık olanın hesabına cesaret bonus olarak yükleniyor canım. Anladın mı? Ben de buradayım. Kim geldi acaba? Şinasi. Niye geldin çocuğum? Gelme artık. Gülçer. Kim geldi? Komşu geldi abi. Ne istiyorsun Şinasi? Gülter abla, Neriman'la konuşmam lazım. Olmaz çocuğum, olmaz. Hadi git artık. Neriman, konuşabilir miyiz? Bunu kullanabiliriz. Peki efendim. Bahar sezonu çizimleri ne durumda? Koleksiyonun taslak çizimleri tamamlandı Macit Bey. Güzel. Yarına sunum için hazırlansın. Şu ikisini de mankenler üzerinde görmek istiyorum, hazırlasınlar. Peki efendim. Çıkabilirsiniz. Macit. Biliyorum sana gerçekten saçma gelecek ama... Eğer altında senin imzan varsa bana hiçbir şey saçma gelmez Pelin. Macit yeter artık. Nefes bile alamıyorum, üstüme gelme. İnan bana, ben de nefes alamıyorum Pelin. Ne oldu? Başka bir şey mi var? Başka bir şey yok! Pelin, sadece aklına her geleni yapamazsın. Tamam, kabul ediyorum. Kötü bir oyundu. Eğer Onur bana söylemeseydi, sen oyunu devam ettirecek miydin? Hayır, sana söyleyecektim gerçeği. Gerçekten söyleyecektim. Ya gerçekten... Peki. Barıştık mı? Evet. Ama bu defa... Son. Aynen. Tamam. Onur'un bir haftadır incelememi istediği müşteri dosyaları var. Beraber bakalım mı? Senin için çok sıkıcı olabilir yalnız. Tamam işte, ben de bu yüzden beraber bakalım dedim. Gel. Anne, biraz uzan istersen. Dün gece de hiç uyumadın biliyorum. Uyursam düşünemem Nezahat. Bir hal çaresi bulmam lazım. Bunca zaman Şinasi'yi uzak tuttum ama buraya kadarmış. Şinasi Aslı'ya gideceğiz diyorsa mecbur gideceğiz. Daha fazla oyalayamayız. Gitmesine gideceğiz de oradan nasıl döneceğiz Nezahat? Şinasi karakolda, Emre yerde, Aslı hastanede. Of! Anne dur, hemen kötüyü çağırıyorsun. Şinasi kim zapt edebilir Nezahat? O evde olanları anlarsa Emre'yi Şinasi'nin elinden hiç kimse alamaz. O iş karakolda biter.
İnci Hanım, atölyeden istediğiniz dosyalar geldi efendim. Teşekkür ederim Şehvan. Çayınızı hazırlayayım mı? Evet, lütfen. Hemen getiriyorum. Nimet Hanım, merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu sene burs vereceğim yeteneği buldum sanırım. Evet, ben de çok sevindim. Gerçekten yetenekli birine benziyor. İsmi, bir dakika bakayım. Neriman. Neriman Solmaz. Hemen ararsanız sevinirim. Yarın atölyede bekliyorum. Neriman'la hemen çalışmaya başlamalıyız. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Otursana. Yok, iyi böyle. Korktum şimdi senin sağın solun belli olmaz diye. Geleyim dedim. Neriman yapma lütfen. Kendimi anlatmama izin ver. Hadi otur. Hoş geldiniz Gülten Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay öldüm, bittim, yoruldum. Bana şuradan yarım kilo şu... Oo Gülten Hanım, burada mıydınız efendim? Akşama ciğer yapayım dedim de. Güzel, güzel düşünmüşsünüz. Mahmutçuk, şuradan en güzel ciğerlerinden birini ver bakalım Gülten Hanım'a. Yok yok, o değil, o değil. Oğlum bak şu güzel, yanındaki diğer. Evet, onu ver. Siz bu işten anlar mıydınız Cemal Usta? Anlamaz mıyım Gülter Hanımcığım? Lütfen yani. Bana kalsa öbürü daha güzeldi ama. Ya ben ne diyorsam o. Onu ver, o daha güzel. Hem sen ne anlayacaksın ciğerden? Tabii, ben hani tatlıcıyım ya, ne anlayacağım ciğerden? Doğru söylüyorsunuz. Bu aralar havalar da çok sıcak gidiyor değil mi efendim? Yani kış çok geç gelecek herhalde. Vallahi yani sağanak yağış varmış. Hava sıcaklığı 5 derece birden düşecek diyor televizyon ama. Bilmiyorum tabii. Sağ olun. Bereketlensin. Hayırlı işler. İyi günler. İşine oğlum, işine. Hadi. Neredesin Cemal? Dükkanı boş bırakmışsın. Buralardaydım Faiz Bey. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz Faiz Bey. Benim de size söyleyeceklerim vardı. Hayırdır, ne hakkında? Hayırlara vesile olun inşallah. Buyurun. Ne
Biz bunları niye yaşadık? Niye bu hale geldik? Gerçekten anlamıyorum. Ama artık seni de suçlamıyorum. Kendimi tanıyamaz oldum. Seni Macit'le her gördüğümde bambaşka biri oluyorum. Katlanamıyorum. Aklım sallanıyor. Tabii bu işin başka yönü de var. Hissettiklerim. Yani ben seni seviyorum diye sen beni sevmek zorunda değilsin. Böyle bir şeyi senden istemem haksızlık olur. Ama benimle oynarsan bu da bana haksızlık olur. Birbirimizin canını yakmayalım. Bizim bir geçmişimiz var. Hoş. Geçmişte yaşananlar, verilen sözler, yeminler bizi bugüne taşıyamadı. Olsun. Ha. Bu arada eğer Macit'le berabersen, ki öyle görünüyor, ikinizden de özür dilemem lazım. Dün olanlar için. Düşünemedim. Artık birlikte olmadığımızı düşünemedim. Hem bugün de geldim böyle işte birlikte. Gizli saklı oturmaya neden oldum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Kız arkadaşımın eski sevgilisiyle buluşması hoş bir şey değil. İnsan sevdiğini başkasının yanında görmek istemez. Zengin de olsan, fakir de olsan kıskanırsın. Zengin, fakir. Hepsini aynı yerden yaralıyor. Kıskançlık. Benim yaralanacak yerim kalmadı Neriman. Hadi kıvranma Cemal. Ne söyleyeceksen söyle artık. Söyleyeceğim. Ama kızmaca falan yok. Önce anlayacağım, dinleyeceğim. Söz mü? Yahu bizim dostluğumuz 3 günlük dostluk mu? Sen beni istesen de kızdıramazsın Cemal. Faiz Bey, yıllardır soracağım soracağım bir türlü cesaret edip soramadım. Allah rahmet eylesin, eşin öleli 20 sene oldu. Sen niye yalnızsın Faiz Bey? Yani yalnızlık Allah'a mahsus değil midir? Ben yalnız değilim ki Cemal. Neriman var. Gülter var, Şahika var. Sonra karım, Nazan. Toprağa verdin Nazan Hanım'ı. Evet, toprağa verdim. Ama toprağa verirken yanına yüreğimi de koydum Cemal. Herkes bilmeyebilir ama bazıları bir kez sever. Sevdiğini kaybedince de o da biter. Ben belki kabayım. Belki sinirlenince ne söylediğimi bilmiyorum. Haklısın. Hatta uzun zamandır tartışmadan aynı masada oturamaz olmuştuk. Ama ben seni çok sevdim. Sevmekten vazgeçmeden sevdim. Şinasi. Neriman lütfen. Bir daha bunları söylemeye ne vaktim ne de fırsatım olmayabilir. Ben seni çok sevdim. Ama olmadı. Dün anladım ki ben çırpındıkça daha çok batıyorum. Seni daha fazla rezil etmek istemiyorum. Sen mutlu ol yeter. Alo. Tamam Alan, geliyorum. Benim gitmem lazım. Tamam. Hoşça kal. Güle güle.
Ben Macit'le birlikte değilim. Zeynep Hanım'ın kreasyonlarını görmeye gidebiliriz bu hafta. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hacer. Efendim? Duygu odasında mı? Odasında. Ders çalışıyordur. Senin şu Onur'la ilgili bombandan sonra okula bile uğrayamaz oldu Duygu. Küstü çocuk. Ama ben seni uyarmıştım Pelin. Öyle bir şey yok diyorum anneciğim. Hala Onur ve Duygu diyorsun. Hayal dünyan çok genişmiş. Şu berbat şakanın etkisi hala üzerimde Pelin. Yeni bir şok kaldırabilecek durumda değilim. Düşüncesi bile çok sarstı beni. Beni de. Babam gelmedi mi daha? Geldi canım. Çalışma odasında. İşleri varmış. Çok çalışıyor. Duygu, annem senin Onur'a karşı ilgi duyduğunu düşünüyor. Komiksin anne. Ben de aynen böyle söyledim. Pelinciğim, ben anneyim. Kızlarımın yanında olan erkekleri daima ihtimal listesine kaydederim. Tamam. Ama Onur, Duygu için bir ihtimal bile olamaz. Neden ihtimal bile olamayacağını söyle de annemin içi iyice rahatlasın Pelin. Tamam. Onur'la görüştüm ve hayatında biri varmış. Tamam işte. Onur gelir gelmez kendine sevgili bile yapmış. Yani için rahat olsun. O ben değilim. Kesinlikle. Hem ben Onur'un takıldığı kızları biliyorum. Yani böyle biraz daha farklı tiplerden hoşlanıyor. Gördün mü bak? Hiçbiri bana benzemiyormuş. Hepsi farklı onların. Onur Pelin gibi ikoncağı seviyor. Pelin öyle söylemek istedi herhalde. Ama bu gece çok kibar. Beni kırmak istemedi. Canım benim. Alındın mı sen Duygu? Yo. Niye alınayım ki? Ne haber? İyi, senden. Hoş geldiniz Macit Bey. Hoş bulduk. Bu akşam burası fazla kalabalık. Başka zaman gelin. Macit! Seni bekliyordum dostum. Macit yapma. Ben burada sıkılırım biliyorsun. Bak senin için 3 saattir bu ortama bile katlanıyorum. Cezamı çektim yeter diyorsun yani. Bak söz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca en sıkıcı davetlere gıkımı çıkarmadan katılacağım. Ve oradan en son sen çıkacaksın. Bu biraz ağır oldu. Hak ettin. Kabul. Şöyle geçelim mi? Seninki burada. Sen neredesin? Sen alındın. Hadi gel dışarı çıkalım. Biraz eğlenir kafa dağıtırsa. Of, Pelin uğraşamayacağım. Ders çalışacağım ben. Ya hadi. Oyun bozanlık yapma. Bak çok sıkıldım gidelim. Hadi Duygucuğum. Hem ikinize de çok iyi gelir. Hem Pelin'i yalnız bırakmamış olursun. Evet hadi gel. Kırma beni gel. Çok kalmam ama. Tamam. Ben hemen hazırlanırım. Eminim. Pelin. Saçını topla istersen.
Olur, iyi fikir. Seni çok sevdim. Sevmekten vazgeçmeden sevdim. Kül kedisi. Canım. Bak öyle düşüne düşüne olmaz bu işler. Cesaret edip yaşamadıktan sonra kimsenin gerçeğini anlayamazsın. Ben Şinasi'yi yıllardır anlayamadım Şahika. Kendini anladığında taşlar yerine oturacak. Hayat tek soruluk bir üniversite sınavı gibi. Ama doğru cevabı vermek yetmez. Cevabın da arkasından gitmen lazım. Ben ne istiyorum? Pencere. Nefes. Biraz gökyüzü. Biraz özgürlük. Hiçbir şartı olmayan bir güven duygusu. Kölesi olmadığım bir sevgi. Biraz Macit, biraz Şinasi. Oldu canım. Bulursan bana da yolla. Sence hangisi en zoru? Karşındakini sahiplenmeden sevmek mi? Bence en zoru güvenmek. Bence de. Ben Şinasi'ye hep güvendim. Bugün söylediklerini duysaydın. Benim o. Bana bile güvenme kül kedisi. Ağzından bal damlayan arının kıçında iğnesi var. Dikkat et. Basma. Ben sana gidelim demiştim. Başka masaya oturalım mı Pelin? Yok artık. Gel. Selam. Selam. Otursanıza. Pelin'cim seni gördüğümüze hiç şaşırmadık değil mi Onur? Sen de alışkanlık yaptığıma sevindim Macit. Ne haber Duygu? İyi. İşte Pelin'in peşine takılıp geldim buraya. Eğer Pelin neysen sürprizlere açık olacaksın Duygucuğum. Gerçi Onur için de geçerli bu. Bir gün olacak hepiniz değerimi anlayacaksınız. Yapma Pelin lütfen. Eğleniyoruz işte. Ben artık senin eğlencene malzeme olmak istemiyorum Macit. Özür dilerim. Pelin, gidelim mi artık? Daha yeni geldik Duygu. Macit, Neriman'la ne zaman görüşeceğiz? Pelin o konu kapandı. Ama ara sıra görüştüğünüzü... Pelin! Sana o konu kapandı diyorum. Gözün aydın Pelin. Neriman konusu tamamen kapanmış işte.
Gerçekten çok safsın Duygu. Bahçede hanım eli sen ettin beni deli. Gel gülüm gel sen ettin zorla güzellik olmaz. Sevmeli sevdirmeli. Gel gülüm gel. Sevmeli ceza mıdır? Yoksa bir armağan mıdır insana? Artık size afiyet olsun. Ben gideyim anca. Sana da afiyet olsun kızım. Hayırlı işler. Şahika, iş yerinin kartını bırakacaktın kızım. Anneme veririm. Gülter, sen de Neriman'a haber ver gecikmesin gelsin. Olur abi. Şahika. Kızım, bu iş yeri kartını bana versen. Ben de bugün dayına versem, o da yarın öbür gün gelir inşallah. İyi, olur. Gelir inşallah. Faiz dayın titiz adamdır. Mutlaka bu hafta gelir ziyaretine. İyi, ilaçlarını unutmasın. Ne ilacı? Vallahi kalp olur, tansiyon olur, şeker olur. Gülter. Buyur abi. Şahika iş yerinin kartını bıraktı mı? Kartı bırakmadı çünkü almayı unutmuş. Ya. Çantasına bakıyordu. Baktı çok aradı da iş yerinin kartını iş yerinde unutmuş çocuk. İşte böyle. Getirdiğinde haberim olsun Gülter. Şahika'ya söz verdim. Gidip bir çayını kahvesini içeceğim. Kime çalışıyor, nerede çalışıyor, kiminle çalışıyor, ne iş yapıyor öğrenmek lazım. Öğrenmek lazım. Git de öğren.
Sen bizi koru. Şahika, sen ne yaptın? Vallahi işe başladım. Emir Bey burada oturup bekleyecek değildim herhalde. Nasıl yaparsın kızım bunu? Hiç utanmadın mı? Hala ne oluyor? Sen karışma Neriman. Hala anne, bana bir iş lazımdı. Buldum, başladım. Tamam artık. Yarın sabah hemen o işten ayrılıyorsun. İstifa edip geliyorsun, anlaşıldı mı? Hala babam izin verdi ya. Şimdi sen neden böyle yapıyorsun? Al bak, Şahika Hanım nerede işe girmiş? Sonra o işe nasıl girdiğini beraber anlatırsınız babana. Şahika sen Macit'ten iş mi istedin? Ya vallahi ben gerçekten kalıp sizinle konuşmayı çok isterdim ama malum işe başladım. Gideyim. Ama akşam görüşürüz. Şahika! Şahika geri dön. Buraya gel. Şahika diyorum. Hala babam duyarsa. Neriman, baban duymayacak. Kesinlikle duymayacak çünkü Şahika o işten çıkacak. Söyle Reşat. Abi, yengeyi henüz bulamadım. Ama gidebileceği birkaç yerin adresini buldum. Acele et. Artık sabrım kalmadı Reşat. Buyurun, yerine mi baktınız? Şu adresi aramıştım. Ha, sen bizim Şinasi'nin evini arıyorsun. Evet. Şimdi bakın beyefendi, şu yoldan dümdüz devam ediyorsunuz. Hah, bizim Şinasi de geliyor işte. Nihat Bey. Şinasi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ım, Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza? Ama hepsi senin yüzünden Neriman. Hala ben ne yaptım ya? Ben mi dedim git Macit'in şirketinde çalış diye? Yavaş, baban duyacak. Bence de yani, duymasın babam. Ayrıca Şahika hiç laf dinleyeceğe benzemiyor yani. Kalır orada, çıkmaz işten. Kızılca kıyamet kopacak. Şu Şahika'nın yaptığına bak. Sen git adamın baş düşmanının şirketinde işe gir. Ah Şahika, ah! Yaktın bizi kızım, yaktın. Of! Of! Hoş geldin Fahriye. Hoş bulduk. Faiz amcayı gördüm, kapıdan çıkıyordu da Gülter abla delirmiş gibi. Fahriye, Şahika Macit'in şirketinde çalışıyormuş. Yuh! Yuh diyorum, gerisini bulunca söyleyeceğim yani. Fahriye, çabuk bir şeyler bul. Yani yoksa Şahika'yı kovsalar gitmez. Kovsalar derken? Hayır. Neriman. Alo. Alo. Deniz. Ben Şahika. Deniz, Nihat'a sen mi söyledin yerimi? Hayır, ben söylemedim canım. Demek buldu seni. Şahika sana geçmiş olsun. Ya bırak Allah aşkına ya. Önümüzdeki 3 ayın üretim planı oturdu. Evet, öyle görünüyor. Sen ne diyorsun Onur? Benim alanım değil. Mali durum değerlendirmesi için sıramı bekliyorum. Düşmemiştir belki. Ara bir daha. Ara.
Bahriye işte. Aramayacağım bir daha. Döner o sana geri. Dönmesin bana geri. Adresi Özlem'den aldım. Aslında o da gelecekti ama uçağa yetişmesi gerekti. Özlem nereye gitti ki? Viyana'ya. Artık eğitimine orada devam edecek. Hiç haberim olmadı. Telefonlarını açsaydın olurdu. Neyse, sana buraya bir teklifte bulunmaya geldim. Özlem besteni dinletti. Sevdim. Sağ olun. Ama daha tamamlanmadı. Acelesi yok. Bitirirsin. Şimdi sana o besten için 15.000 lira teklif ediyorum. Yirmi. Efendim? 20.000 TL. Kimsin sen? Menajeri. Süre başladı. Başka bağlantılarımız da var. Ha. Tamam. 20.000 olsun. Ama yeni besteler gelmezse iş bozulur. Beste kolay. Hazırda 3 tane daha var. Sen çekleri yazmaya başla istersen. Hani? Galiba seninle çok iş yapacağız. İnşallah. İsim neydi genç? Cihan ben. Nihat. Memnun oldum. Hoşça kal Şinasi. Hoşça kal. Cihan. Şinasi. Şinasi. Bekle. Sevinme, bekle. Bekle. Allah be. Şişt, bana bak. Okula ekmek yok. Vallahi külahları değişiriz ha. O diploma bu masaya gelecek. Gelecek kardeşim. Allah be. Arayan da suç zaten. Neden aradım ki? Herhalde yani sonunda Macit Arcıoğlu buraya kadar dedi. Hiç bakma öyle. Adam haklı. Fahriye, ben Şayka problemini çözmeye çalışıyorum. Macit'le barışmaya çalışmıyorum. Ayrıca açmazsa açmasın. Hiç umurumda değil. Allah için hiç umurumda değil Neriman. Onun için demiyorum. Yani Faiz amca duyarsa neler olabileceğini tahmin ediyor musun sen? Şayka'yla konuşacağım. Şayka'yla konuşacaksın. O da hemen şey diyecek. Aa Nerimancığım ne demek, tabii ki. Bana iş mi yok? Ben Gül gibi Arcıoğlu şirketini bırakır hemen çıkarım oradan. Böyle mi diyecek yani? Bir kere de iyi bir şey olsun ya, lütfen. Macit mi? Hayır. Alo? Evet, benim. Kim? Gerçekten mi? Ben mi kazandım? Neyi kazandın, bir söylesene. Bugün, tamam. 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 Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne oluyor? Fahriye. Ne oldu? İnci Sezgin'in bursunu ben kazanmışım. Ay. Ay Neriman, canım arkadaşım. Çok sevindim ya. Ay benim arkadaşım bir kasam olacak. Fahriye rüya gibi. Ay canım benim ya. Ay ne oluyor sen? Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Gülter Hanım? Fahriye. Fahriye ya. Neriman çizecek ama benim arkadaşım mutluluğun resmini. Oh canım benim ya. Aferin Şinasi'ye be. Hadi hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Peki okul ne olacak? Vallahi mektep bir söz verdi Faiz amca. O okul bitecek. Akademide hoca olacağım diye yola çıkmıştı. İdealistle karın doymuyor Faiz Bey. Sistem artık böyle yürüyor. Doğru. İnsanların cebini doldurup gönlünü boşaltıyor.
tamam. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Şahika'nın. Yüzünde gülücükler. Nereye böyle? Ay, anlatsam inanmazsın. İnanırım. Bugün benim başıma da öyle bir şey geldi ki inanılacak gibi değil. Anlat o zaman. Yok. İlk önce sen. Tamam. Çok önemli bir ressamdan burs aldım sınava hazırlık için. Çok sevindim. Yani sen ciddi ciddi ressam olacaksın o zaman. Umarım. Anlatsana. Ya ben bir şans yakaladım. Ya çok büyük bir şans. İlk bestemi bir müzik yapımcısı satın aldı. Diğerlerini de istiyor ama diğerleri ortada yok. Çok sevindim. Besteci mi olacaksın? Bilmiyorum. Çok şaşkınım. Daha önce hiç önüme çıkmamış bir kapı açıldı. Sen böyle insanlarla pek bir araya gelmezdin. Kim açtı sana bu kapıyı? Özlem'in babası Nihat Bey. Tahmin etmiştim. Özlem ve babasının senin yeteneklerini fark etmiş olmaları ne güzel. Özlem'in torpillisi oldum öyle mi? Oğlum. Hoş geldin. Seni burada görmek ne güzel. Öğle yemeğini güzel bir kadınla yiyeyim dedim. Çok zarifsin. Ne iyi ettin. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Ah, zamanın var mı? Var. Bir öğrenci bekliyorum. Çok zaman almaz. Öğrenci. Yeni biri mi? Evet. Çizimlerini gördüm. Çok yetenekli bir kız. Onunla çalışmak benim için büyük bir zevk olacak. Benim gitmem lazım. Geç kalıyorum. Ha, aşağıdan bir taksiye binelim. Biz mi? Yani eğer senin içinde bir sakıncası yoksa böyle bir günde yanında olmak isterim. Teşekkür ederim yanımda olduğun için. Ne demek? Neriman. Efendim? Telefona bakmayacak mısın? Aa, hiç duymamışım. Şinasi. Ben Macit'le görüşmüyorum artık. Arayan da o değil. Viyana'ya gitti, dönmeyecek. Kim? Özlem. Alo, Fahriye. Neredesin? Yoldayız. Yoldayız derken? Şinasi ile birlikte gidiyoruz. İyi bakalım. Ya Neriman, bir gününde boş geçsin, dişimi kıracağım ha. Tamam. Görüşürüz. Canım. Neriman. Hala seni istemediğini mi söylüyor? Yoksa beklenen buluşmalar başladı mı? Neriman'la görüşmüyoruz anne. Yani bu sabah iki defa aradı. Ama cevaplamadım. Öyle mi? Çok şaşırdım. Niye açmadın? Neriman'ı görmek istemiyorum anne. Beni çok yordu. İnci Hanım, istediğiniz malzemeler geldi. Şimdi geliyorum canım. Keyfine bak. Eyvallah.
hayatını değiştirecek kapı bu. Bana şans dile. Şansın gözlerin gibi parlasın. Hadi girelim. Yok, bu kapı senin için. Ben burada beklerim seni. Kimse yok mu? Az mı gerek yıldırımın düştüğü yeri? Avcundan yüreğine bıraktığım sıcaklığın hatırına çekil. Bir masal anlatmıştı, sonu mutlu bitiyor. Bütün ömrü boyunca yalnız beni seviyor. Bütün ömrü boyunca yalnız beni seviyor. Ah yüreğim yüreğim, şimdi sana ne diyeyim? Gözümde büyür hayat, hem ağlar hem giderim.